Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Platon'un ideal devlet veya ideal toplum anlayışını çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yararlandığım tüm kaynakları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu kaynaklardan detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz elbette. Şimdi kısaca bir anlatmak gerekirse arkadaşlar Platon insan ile devleti bir tutar. Nasıl bir tutar? Platon'a göre devlet dediğimiz mekanizma büyütülmüş insandır aslında. Onun için Platon'un devlet anlayışını bilebilmek ancak ve ancak Platon'un insan anlayışına bilebilmekten geçer. Dolayısıyla öncelikle Platon insana nasıl bakar? Platon der ki insan ruh ve bedenden oluşur. Bunu zaten hepimiz bilebiliyoruz ya da buna inanan kesim çoğunlukta şu an dünyada. Bunu iddia ediyor Platon'da. Peki Platon nereydisiyle insanın daha çok ilgileniyor? Tabii ki idealar dünyasından da bildiğimiz gibi ruh kısmıyla daha çok ilgileniyor. Bu ruhu dolayısıyla üç bölüm ayırıyor Platon arkadaşlar. Der ki insan ruhu itkiler, irade ve akıl olmak üzere üç bölümden oluşur. Burada belki ilk defa duyacağımız itkilerdir. İtki dediğimiz şey arkadaşlar istektir aslında. Nasıl istek? Tamamen doğal istekler. Yani işte bir bilgisayar almak, ne bileyim günümüz jargonuyla söylersek bir akıllı telefon almak itkiler kısmına girmez. Doğal istek dediğimiz, yani insanın istemese de sahip olmak istediği ya da muhtaç olduğu şeylerdir. Nedir bunlar? Yemek, içmek, cinsellik gibi doğal arzularımızdır aslında. Peki irade nedir? Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar irade bize bir davranışı veya ee, içimizden gelen şeyi yapmamız için arzularımızı gerçekleştirmemiz için cesareti gösteren kısım iradedir. İrade dediğimiz şeye Platon öfkeli kısım adını da vermektedir. Bunu da burada belirtmekte yarar var. Son kısım ise arkadaşlar akıldır. Hepimizin bildiği gibi işte sorgulayan, seçenekler arasında seçim yapan ve karar veren bölüm olarak ruhun karar veren bölümü olarak söylemektedir Platon ruh aklı. Dolayısıyla der ki Platon sağlıklı bir insan bu üç kısmın yani itkilerin iradenin ve aklın uyum içerisinde ve barış içerisinde çalışırsa eğer bu üç kısım sağlıklı insan ancak ve ancak böyle meydana gelebilir der. E peki videonun girişine demiştik ki Platon'a göre insan, e, özür dilerim devlet büyütülmüş insandır. O halde devlette de bu üç kısım var mıdır? Platon'un devlet anlayışında daha doğrusu evet vardır. Peki nedir arkadaşlar bunlar? Yani devlette bunlar neye tekabül etmektedir? Örneğin Nereden başlayalım mesela? Diyelim ki yöneticiler kimdir? Yani ruhun hangi bölümünden gelir? Yöneticiler arkadaşlar karar veren bölüm değil midir? O zaman akıl bölümüne denk gelmektedir bunlar. Yöneticiler ruhun akıl kısmına tekabül etmektedir. Peki öfkeli kısma kim tekabül etmektedir? Az çok tahmin edebileceğimiz gibi savaşçılar ve devleti korumakla yükümlü olan kişiler bu irade kısmına yani ruhun öfkeli kısmına tekabül ederler. Peki geldik bu itkilere. Kimdir bunlar? Şudur arkadaşlar çok basit bir şekilde. Bu itkiler dediğimiz şeye tekabül edecek sınıf aslında meslek sahibi olan sınıftır. Nasıl meslek sahibi? İşte bu savaşçıların ve yöneticilerin isteklerini, hangi isteklerini hatırlarsanız yeme, içme gibi isteklerini karşılayacak olan kişilerdir. Kimdir bunlar? Zanaatkarlardır. Kimdir bunlar? İşte çiftçilerdir. Kimdir bunlar? Serbest meslek erbabı olan hepsidir. İşçidir, köylüdür vesaire. E Platon der ki bu üç kısım eğer işte aklıyla, iradesiyle, itkisiyle bu devlette bulunan bu üç kısım bir çatışmaya girmez ve sağlıklı bir biçimde yaşarlarsa ideal toplum, ideal devlet meydana gelir der. Aslında bu kadar basit bir şekilde açıklar. Ve önemli olan da şudur arkadaşlar. Platon'a göre devleti kim yönetmelidir? Hepinizin bildiği gibi aristokrasi denen bir kavram vardır. Hem Platon hem de onun öğrencisi Aristoteles aristokrattırlar. E aristokrasiyi savunurlar. Dolayısıyla aydınlar yönetmelidir cevabını verecektir Platon. Çünkü o dönemle göre değerlendirirsek bu iki insanı, bu iki insan der ki arkadaşlar, Platon ve Aristoteles, bazı insanlar Doğal olarak yani doğa doğduğu andan itibaren köle olarak doğarlar. Bazılarına ise efendi niteliği zaten doğduğu andan itibaren verilmiştir der. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birçok yanlışım olmuş olabilir. Umarım ilerleyen videolarda bunları düzeltirim. Bir teşekkürünüz benim için fazlasıyla yetecektir. Dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.